Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Shadow of Fight 2'lerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsınız arkadaşlar, bayağı iyi şeyler olmuştu, daha doğrusu farklı şeyler olmuştu arkadaşlar. Hemen bir özet geçmem gerekirse, şu ses hayvan gibi geliyor, yine kısacağım. Bu arada arkadaşlar, bugün CR 7'ni ve yeni videosunu farklı bir Minecraft videosu attım ve ilk kez bir videomda arkadaşlar müzik kullandım, hatta iki tane müzik kullandım arkadaşlar. Artık müzikli videolarda gelecek, bilmiyorum Shadow of Fight 2'de kullanır mıyım bilmiyorum açıkça söylemek gerekirse. Şurada ayarlarda müziği kısabiliyorum aslında ama bunun arkasına belki müzik ekleyebilirim ama oyunun orijinalini bozmak istemiyorum çünkü oyunda çok güzel müzikler var. Arkadaşlar, en sonki videoda Shogun'u başarılı bir şekilde alt etmişim ve Shogun'u yendikten sonra bir olay olmuş ve Shohrod adında bir eleman karşılanmıştı bize. Bizi tam dövecekken Kai miydi? Kaji miydi? Öyle Kadi miydi? Bir şey de şurada yazan mı ki aslında? Bir dakika abi, meydan okumadan desek. Yok, bir dakika, şurada yazabilir. Hayır ya, ben buraya girmek istemiyordum. Bir de Cypher falan diye bir eleman ya. Kadi'ydi galiba. Kaji miydi bilmiyorum. Ve Cypher diye bir elemanla karşılaşmıştık arkadaşlar. Hemen çık abi, çık çık. Onlar da şeylerde bir garip bir değişik elemanlardı ama bize yardım etmiş. Ah, gördünüz işte. Kalı pardon, Kaji ne? Dövüşçü enerji ihtiyacı var. Main yerine bu geldi arkadaşlar. Tabii May diyordu bunları. Kalı ile tanışmıştık. Buydu da arkadaşlar, 44. seviye olduğuna, 44. seviyenin ardından hemen silahlarımız, yeni silahları alacağız. Aydınlatma, sağlığını %25 kadarını tekrar doldurarak öncül üflemeden 112.5 kaçma şansı mı ne dedi? Güçlü ayaklar, survival dışında herhangi bir modu. Sadece tekmeyle 5 dövüş kazan. Oo, bunları öyle bir şey yapmışız. He, bu şeydi, bir tane meydan okumadan dolayı yapmıştım, doğru. Ara oyundaki her turnuvayı kazan. Tüm turnuvaları kazandık, hani efsanenin dönüşü. Tekrar yolda. Ara oyundaki her meydan okumayı tamamla diyor ve gölge kapılarını tekrardan aç diyor. Çığırından çıkmış. Çığırımızdan çıktık arkadaşlar. Abi, inanılmaz bir şey. Bunu Shogun'u yendiğimizde demişti galiba. Öyle bir şey demişti değil mi? Aynen öyle. Arkadaşlar, burada yeni silahlarımız mevcut. Hemen şu yeni silahları sizlerle beraber satın almak istiyorum. Hemen şuradan doğrama ne diyor? Şuna elması alalım da sıkıntı olmasın. Doğrama bıçaklar, doğrama bıçaklarımız. Kızıl hayvan diye bir şey var arkadaşlar. Evet, direkt de elmasla da alabiliyoruz. Abi, ben şunu alayım. Bu güzelmiş, bunun büyüsü de iyi yani. Bayağı iyiymiş. Arkadaşlar, bunun dışında şuradan yine yükseltebileceğimiz şey var. Abi, bu çok iyi. Abi, bu nasıl bir başlık? Cehennem başlığı, çok havalı lan. Abi, bayağı iyiymiş lan bu. Diğerlerine hiç benzemiyor ha. Diğerlerine Allah Allah. Hiç benzemiyor abi, şunu be. Tılsımlayalım ve oy, koruma çıktı oğlum, bittiniz lan siz. Arkadaşlar, şuradan yine baltalar, bıçaklarımız gelmiş. Abi, şuradan bas tarafı, yine bastım. Abi, çok güzel. Kan tutkusu geldi, güç için arkadaşlar, yeni büyümüş. Bakalım nasıl bir şey, hatta deneyebiliyoruz mu? Oha, bu yok eder direkt lan. Abi, direkt al. Direkt al, hatta tılsımlayalım yine aynı zaman gibi. Hatta bunu hadi 10 şey basacağım. Orta tarihten bir şey basacağım ve ne geldi? Öfke geldi. Oo, başarı davetinden sonra 5 saniyenin yakın saldırını %150 oranda arttırıyormuş. Arkadaşlar, artık biz oyunumuza bir girelim. Aa, buna da bir tılsım basalım. Bak, bunların içinde hiçbir şey yokmuş. Zeyleme, güzel. Arkadaşlar, ilk başta şurada bir hayatta kalmaya oynamak istiyorum. Sığınak mıydı? Yok, sığınak. Neye gidip biz şu an, bir dakika bakayım. Arkadaşlar, bunun da hayatta kalması var. Yağmacılarla falan kapışıyoruz burada da. Hayatta kalma yani. Aynı şekilde biraz hikaye tarzını yapmışlar ama. Oha. Uy, kestik. Oğlum, çok fena olmuş bu silah. Ama çok farklı vuruyor be. Çok, ben buna alışamam ki. Abi, çok farklı. Arkadaşlar, inanılmaz farklı bir silahmış. Arkadaşlar, ben bu silahla oynarım diyordum da abi, bu zor ya. Kontrolü çok zor lan bunun. Tamam. Aa, attım ben. Ha, ben de attım şimdi. Ayağına denk geldi hatta. Hop! İşte bu arkadaşlar, iki amacıyı başarılı bir şekilde hallettik. Abi, yani silah ben alışamam, ben size söyleyeyim. Bayağı garip yağmacılar var. Bayağı hani değişik adamlarla karşılaşıyoruz. Abi, harbiden. Abi, aynen bıçakla. Abi, çok güzel. Abi, inanılmaz ya. Kessene şunu, hep ucunda bırakıyorsun ama Shadow sende ya. Vallahi bu Shadow çakallık yapıyor.
Arkadaşlar valla bu videoda bayağı garip olacak. Bakalım ilk kez şu turnuva tarzı bir şey var. Onu oynayacağım. Şunu bir denemek, yani oynamak istediğim için oynuyorum şu anda. Tamam, büyüğü sana çakarım. Oo bir büyü. Oğlum bir büyüğü çakana kadar benim karakter öldü. Oğlum nasıl bir vuruş lan o? Arkadaşlar biz bunlar rezil oluruz. Yok ben bu silahla oynayamıyorum abi. Yok yok. Oy son anı kestik de. Arkadaşlar ben bundan önceki bir başka silah mı alacağım? Yok yok ben bu silah alışamadım abi. Yok yok. Yok abi beni alacak şimdi adam. Çok normal yani. Abi üçüncü adama zaz olarak. Ben bunu tekrar oynayacağım bu arada. Abi bu arada bu arada arkadaşlar en son bir de paramız falan çipli olmuş. Böyle çip parası gibi bir şey olmuştu. Şöyleymiş. Titan 52. seviyede açılmış. 50. seviyede açılmıyormuş. Bir arkadaşımız öyle demişti. Olsun abi. 8 level kaldı. Çok da bir şey de. Ha 6 level kalmış. Ha 8 level. Çok da bir şey fark etmiyor. Arkadaşlar yok ben bu silahla bir şey yapamam abi. Ben şuradan dikenli kılıç var. Zümrüt keseceğiz. Zümrüt kesici çok iyi arkadaşlar. Bu arada direkt atıyorsunuz falan. Ama ne yapalım abicim? Vallahi ne yapalım? Hatta şu katana ile oynamaya çalışalım. Hadi gelin. Abi şu katana ile oynamaya çalışacağım. Burada sayısız düzlemden kahramanlarımızla tanışacaksın. Ülkelerini Titan Engin topraklarına kattıktan sonra kendilerine buraya hoş hapsolmuş buldular. Cypher hepsini kendi komutasına toplamaya başardı ama onlarla başa çıkmak çok zor olabilir. Ayrıca saygılarını kazanmalısın. Arkadaşlar ne diyor bunlar ya? Cypher bu eleman var bir tane böyle çok böyle değişik tipli böyle Matrix gibi bir şey böyle. O eleman arkadaşlar hani şey yani adını siz getirin. Bayağı hani güçlü bir eleman ve hani bayağı galiba yetenekli yani anladığım kadarıyla. Bak keserim bak seni. Oy çok güzel kestim. Abi dur salak saçma sapan hareketler yapıyorum lanet olsun. Tamam. Tamam abi şuradan ben bir tane silah atarım. O yerden atıyor abi bu. Arkadaşlar bu çok güzel bir bıçakmış. Çünkü her türlü vuruyorsunuz abi zıplamadığı sürece. Genelde böyle kayıyorlar falan ya. O çok iyi olmuş lan. Bir dakika abi ben bunu denemem lazım. Abi çok güzel bu silah. Bu çok güzel ve öküz gibi vuruyor. Özelliğinden dolayı. Abi adam bana yaklaşamaz ki böyle olursa. Bu çok OP bir şey. Zıplaması lazım anca yani. O da her zaman olamaz. Arkadaşlar katanayla birazcık daha oynayalım. En azından bu 12 dakika falan olsun. 12-13 dakika olsun video. Aquarius. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Tamam. Oy. Abi çok güzel. Adam öldü. Arkadaşlar adamın yapabileceği hiçbir şey yok bana karşı. Abi arkadaşlar öyle bir güçlü olduk ki şu anda bu arada arka planı çok iyi değil mi? Arka planı çok iyi değil mi mekanın? Yani efsane Aquarius'in yani yapabileceği hiçbir şey yok abi. Baltası falan çok güzelmiş de yok abi yapamazsın bir şey. Arka plan böyle teknolojik bu arada onu fark ettiniz mi bilmiyorum. Fark etmişsiniz yüksek ihtimal abi böyle artık böyle teknolojik bir şeyler denk geliyoruz. Allah belanı. Abi yok ediyoruz ki biz hani ışınlarla falan yok ediyoruz yani. Bitti abi bitti artık adamlar bize hiçbir şey yapamaz ki. Vallahi bitti bir tane daha oynayacağım abi. Yok vallahi bitiriyoruz biz bunları. Bitiririz Hazard. Hazard mı? Hazard. Hazard diyor bu Türkçe Türk ismi gibi Allah ona. Hadi bakalım hadi bakalım. Lan oğlum. Lan öldüm be. Oğlum bak seni gıcık etmek istemiyorum. Bak zıplayacağınca kaçıyor abi. Ama her zaman zıplayamazsın kanka. Her zaman zıplayamazsın maalesef. Ne yapıyorsun oğlum? Öyle artist hareketler yapıyorsun bana. Tövbe yarabbim ya. Abicim. Ya hiçbir şey yapamıyorlar abi. Yani o kadar OP olduk ki. Kılıcımız da çok güzel. Yani kılıcı bu katanayı iyi kullandığınızda çok OP olursunuz yani. Bayağı güçlü bir kılıç kendisi. Güçlü bir silah daha doğrusu. Abi. Adama ne yapsam bilemedim var ya. O kadar çok öldürme şeyim var ki, yolum var ki. Her türlü öldürebilirim ki ben bu adamı. Abi sen ne yapıyorsun? Adam saldı oyunu ha. Vallahi saldı oyunu. Hazard.
Sen de bittin kankam be. Arkadaşlar son iki maç daha yapacağım. Hadi son iki maçı daha bir başka silahla yapalım. Şu silahları seviyorum ya. Şu silahları oynayacağım. Ya bu silahların özellikleri de çok iyi. Hemen sığınak turnuvasına yine girelim. Daha demek ki bu soldaki sığınak o zaman bu o sırf sığınak. Bu sığınak turnuvası bir de sığınak turnuvası varmış abi. Bu nasıl bir şey? Ama sığınak sırf sığınak yani hayatta kalma olan arkadaşlar arka planı çok daha iyi yani. Bu da çok güzel de diğeri daha güzel valla. Diğeri en güzel hatta en çok onu beğendim şu ana kadar. Ya sen kimsin bana vuracaksın lan? Sen kimsin oğlum? Ya sen kimsin ya? Hani, hani bir şey diyeceğim sen kimsin ya? Tetikleyiciymiş isme gel. Neyi tetikliyorsun lan? Ölümünü mü? Ne kadar boş konuşuyorum. Ölümünü tetiklesen. Anca sen dayak... Sen ne zaman dayak ya onu tetikliyorsun kanka genelde yani. Valla neyse ya boş ver. Evet abi hop. Uy! Abi adam yok oldu. Arkadaşlar yok ediyoruz ya şu ışın inanılmaz güçlü bir şey yani. Kesin Titan'da falan da vardır bu ışın var yani. Titan bizim içimizden geçecek abi. Tamam kolay da yine oynayalım. Oha bunun tipi çok havalıymış ha yırtıcı kuş hadi gel bakalım. Gel bakalım kankam benim. Tamam. Ya öldün ki kanka. Tamam. Aa adamdaki kılıç da benim kılıçlardan lan. Adamdaki kılıçlar da benim kılıçlardan ama o kılıcı ya kullanan yüksek ihtimal ya o kılıcı kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Zor kullanılan silahları kullanmayı becerirseniz gerçekten çok etkisi oluyor ama kullanmayı öğrenmeniz lazım. Yani onu bilmeniz lazım. Ben yapamadım abi mesela. Ya böldük adam ya. Harbiden yani hilenin burada bayağı bu videoda hilenin çok etkisini gördüm gibi geliyor bana. Neyse. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim. Aa! Bir dakika lan. Lan oğlum biz burada güneş tutulmasını yapsaydık keşke. Abi. Son olarak güneş tutulmasını yapacağım arkadaşlar. Yok ya. Lan güneş tutulmasını yapmayı unuttuk. Tüh. Neyse ya 5 6. round 6 round falan yaptık galiba. 6 maç falan yaptık. Bu 7. maçımız galiba. Tam bilmiyorum da yani 7. bölüm turnuvanın. Neyse bir şey olmaz ya bir şey olmaz bir şey olmaz. Zaten çok da bir etkisi olmuyor gerçi yani kırmızı tılsım veriyor zaten bizde de bol bol var yani. Abi öldün sen ha. Uy. Yok abi Sigus da bitti. Sigus da bitti. Sigus mu? Sigus. Sigus diyelim aynen. Sigus bittin kanka be. Oo, gel bakalım güvenliğini şimdi kazandım herhalde. Bayağı bir kazandım bence gibi yani. Tamam. Tamam yavaş. Yok olduk ya abi adam. Abi inanılmaz ya. Yok abi yok adamlar gerçekten bizim karşımıza duramıyor. Güneş tutulmasının olmasına rağmen zorluk harbiden yok abi. Evet farkı o yani fazladan bize bir şey, para falan geliyor. Neyse arkadaşlar videomuzu bitirelim o zaman. Şu sesi kısayım çünkü diğer türlü gırcıma gidiyor. Bitirişi var şu sessiz yapayım. Hatta neyse ya müziği falan kısacaktım da sadece. Arkadaşlar bu videomuzda sığınak. Bu fabrikada hayatta kalmaymış. Pardon lan bu sığınak değilmiş ki. Arkadaşlar şu ana kadar en sevdiğim arka plan bu arkadaşlar. Yani fabrikada hayatta kalma planı arka planı en sevdiğim arka plan. Bu videomuzda ne yaptık? Bu videomuzda arkadaşlar yeni garip bir silah açtık ve neredeyse bu arada 44. leveldan 45. level'a geçeceğiz. Video dışında ben onu geçerim. Yarın yine Shadow Fight 2 gelecek. Yarın hatta sabah saatlerinde gelebilir. Aynen o da olabilir. Bakarız arkadaşlar. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yani bayağı az kaldı. O finale gelsen çok az kaldı arkadaşlar. Hatta 45 desek 7 level sonra oyunu bitiriyoruz. Yani 7. level'da herhalde Titan artık açılır. Zaten 52. level son level'mış yani öyle. Güzel olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bir dakika da görüşürüz. O zaman kendinize iyi bakın ve bay bay.